Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle Bilmemek Değil Öğrenmemek Ayıp serimizin dördüncüsünü çekiyoruz ve bugünkü konumuz yonga seti. Günlük hayatta kullandığımız telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların teknik terimlerini anlamakta zorluklar yaşıyoruz. Bazı insanlar için bu durumlar kolay olsa da bazılarımız için gerçekten zor. Bu durumda bir cihaz alırken sizlerin doğru teknolojik cihazı seçememenize neden oluyor. Biz de sizler için bu terimleri en basitinden nasıl anlayabilirsiniz diye düşünerekten bir video hazırladık ve bugünkü video serimizde konumuz yonga seti. Yonga seti nedir'den başlayalım. Öncelikle yonga seti anakartın beynidir. Yonga setinin bir diğer daha chipsetler olarak geçiyor ve bu chipsetler cihazın ön belleğini, RAM'ini, veri yollarını ve çevre birimlerini kontrol ediyor ve buradaki veri akışını bizlere sağlıyor. Yonga setlerini genelde mobil cihazlarda ya da bilgisayarlarda olduğunu düşünebiliriz ama yonga setleri artık ev aletlerine kadar girmiş teknolojik cihazların içinde bulunan bir sistem. Şimdi birazcık geriye gidelim. Bu yonga seti nasıl gelişti, nerelere geldi? Öncelikle eskiden bilgisayarlarda daha yoğun kullanıldığı için fare girişi, USB girişi, klavye girişi için çipler ayrı ayrı yer alıyordu ve bunlar çok fazla alan kaplıyordu. Sonra bu da bir verimsizlik oluşturduğundan bilgisayar mühendisleri demiş ki hadi gelin toplanalım yani bunları birazcık daha iyi bir hale getirelim. Tabii ki başarmışlardı ve bu chipsetleri iki ana başlıkta kuzey ve güney yongası olarak birleştirmişler. Yani demek istediğim işte fare girişi, USB girişi ya da klavye girişi tek bir yerde toplanmış. Ve bu ilk chipset 1984 yılında Chips and Technology tarafından Intel için geliştirilmiş bir CPU sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu chipsetler daha demin dediğim gibi iki ana başlıkta ayrılıyor. Birincisi kuzey yongası, ikincisi de güney yongası. Bunlara bu isimlerin verilmesi sebebi yerlerinden dolayı kuzey üst tarafta, güney alt tarafta olduğundan dolayı böyle bir isim verilmiş. Kuzey seti işlemciye birazcık daha yakın. Bunun da sebebi verilerin daha hızlı akışının olmasından kaynaklanıyor. Yani buranın birazcık daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden işlemciye daha yakın. Burada fiziksel yollar ne kadar kısa olursa o kadar temiz veri akışı sağlanacağından dolayı üst tarafta işlemcinin yanına konmuş ve bu yüzden kuzey yonga seti denmiş. Kuzey yonga setinin de görevi RAM, CPU ve ekran kartı arasındaki bağlantıyı sağlamak diyebiliriz. Güney yonga setinde ne var peki? Güney yonga seti de şu şekilde. Cihazınızın giriş çıkış bölümleri olarak düşünebilirsiniz. Yani USB giriş çıkışı, daha demin dediğim gibi fare giriş çıkışı, klavye giriş çıkışı, ses ve Ethernet gibi bağlantıları bir araya getiren yer olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki yan tarafta şimdi göreceksiniz hemen şu tarafta. Yukarıda kuzey yongası var ve o taraflarda işte dediğim gibi RAM, CPU, ekran kartı yer alıyor. Daha sonrasında onun üst tarafında da bir işlemciyi görüyorsunuz. Yanlarında yakınlar ve hemen altında da güney yonga seti bulunuyor. Güney yonga setinde de işte dediğim gibi giriş çıkış verilerini kullanabiliyorsunuz. Kuzey güneyden bahsettim. Bir üst dedim, bir alt dedim ama tabii ki bu eskiden böyleydi. Şimdi bu işlemciler şu şekilde yer alıyor. Gelişen teknoloji sayesinde alan ne kadar küçülürse o kadar bir verimlilik sağlanacağı düşünülerek kuzey yonga seti ortadan kalkıyor ve kuzey yonga setinin görevleri güney yonga setine ve aynı zamanda işlemciye dağıtılıyor. Bu işlemciye de dağıtıldığında bildiğiniz üzere zaten telefonlarda bu ikisinin aynı anda yer alması birazcık zor. Bilgisayarlarda evet alanımız daha geniş ama telefonlarda bu birazcık daha kısıtlı bir alana giriyor ve gelişen teknoloji sayesinde kuzey yonga seti ortadan kaldırılarak işlevleri işlemciye ya da güney yonga setine dağıtıldığını söyleyebiliriz. Peki bu chipsetler neden önemli? Chipsetlerin önemli olmasının sebebi bellek ve mikro işlemci arasında verilerinin çok hızlı bir şekilde sağlanmasında ana etken. Bu yüzden bilgisayarınızda ya da telefonunuzda güçlü bir chipset yani yonga seti tercih etmeniz oldukça önemli. Günümüzde en çok kullanılan ve güvenilir chipsetler şu şekilde. Yani Intel'e güvenebilirsiniz, AMD'ye güvenebilirsiniz, RIA'ya güvenebilirsiniz diyeyim. Bunlar bilgisayarlarda kullanacağınız chipsetler. Mobil tarafında da en güçlü işlemciler şu şekilde. En başında Apple'ın işlemcileri yer alıyor. Gerçekten neredeyse ilk 6, ilk 7'ye kendi adını yazdırmış durumda. Onun hemen altında MediaTek DMNC 9000 ve hemen altında da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yer alıyor. Zaten yakında da
Qualcomm Snapdragon 8gen 2'de çıkacak. O da çok güçlü bir işlemci. Birazcık daha videomuzun sonuna geliyor olursak chipsetlerin yani Yonga setlerin bilgisayarımızın beyni olduğunu unutmamalıyız. Ne kadar güçlü bir Yonga seti seçersek bizi o kadar bilgisayarımız yarı yolda bırakmayacaktır. Aynı zamanda chipsetlerinizi yılda bir ya da iki yılda bir tamire götürüp böyle aralarına bazen toz kaçma gibi ihtimalleri oluyor. Bir baktırırsanız da sizin yararınıza olur diyelim. Yani bilgisayarınızın bakımlarını eksiltmeyin. Onlar az para vermiyorsunuz. O yüzden mutlaka Yonga setinizi yılda bir kere ya da iki yılda bir kere mutlaka göz attırın dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin için en basitinden Yonga setini anlatmaya çalıştık. Kafalarınızı karıştırmadan kısaca özetledik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarda eksik kalan bir yer varsa belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.